kabul ettiği konuşuluyor. Şimdi Davinson Sanchez Tottenham'ın stoperi çok süre alamıyor. Biz bu oyuncuyu geçen gün konuştuk. Ali Naci Küçük paylaşmıştı bu oyuncuyu ilk olarak, Davinson Sanchez'i. 8 milyon euro teklif etmiş. Şimdi Galatasaray'a Tottenham haftalardır teklifte bulunuyor arkadaşlar. Kim için teklifte bulunuyor Tottenham haftalardır? Victor Nelson için. Bugüne kadar da en yüksek çıktıkları para benim bildiğim kadarıyla 21 milyon euro. Yani 25 milyon euroyu göremedik. Şimdi şöyle bir şey yapılabilir. Galatasaray der ki, siz bize 25 milyon euro verin Victor Nelson için. Victor Nelson'ı bir alın 25'e. Siz de bu oyuncuyu düşünmüyorsunuz değil mi Davinson Sanchez'e? Size bunun bir maliyeti var. Biz de bunu alalım 8 milyon euroya maliyet olarak. Bunun 25'ten 8'i düşün. Bize kaç kaldı arkadaş? 17 mi kalıyor? 17 milyon temiz para verin. Davinson Sanchez'i verin. Victor Nelson'ı alın. Evet yani ama 21'den saymayacaksın bak Armageddon. 21 veriyorlar. 21'i kabul etmeyeceksin. Diyeceksin ki 25. 25'e sayıyoruz Sasha boyu. Size de 8 lira verip Davinson Sanchez'i alıyoruz. Bu olabilir yani bakın. Çünkü zaten Galatasaray stoper alacak. Anlatabiliyor muyum? Sanchez'e de Galatasaray 2 milyon euro verir. Ne olur? 25'e Sasha boyu düzeltiyorum. Victor Nelson'ı satmış olur. 8 artı 2, 10 milyon euro maliyetle de Sanchez'i kadroya katar. Ama Sanchez, yani şimdi göstereyim arkadaşlar. Hatta SofaScore'dan da açayım. Oyuncunun istatistiklerine bir bakalım. Son gördüğümüzde, son baktığımızda öyle çok da ahım şahım istatistikler yapmamıştı. 27 yaşında Kolombiyalı futbolcu. Tottenham'da sözleşmesi 2024 yılında bitiyor. Burada 15 milyon euro bonservis bedeli biçilmiş ama yani yok öyle bir dünya yani. Kimse vermez. Biraz 2 gün önce video çektiğimde bu oyuncuyu araştırmıştım arkadaşlar. Yani bu oyuncunun özelliklerine vesairesine baktığımızda sağ stoper zaten. Sağ ayaklı bir oyuncu. Atletizmi var. Kafa toplarında iyi. Hani böyle çok kreatif, yaratıcı hani İşte kim gibi Marco mesela çok iyi oyun kuruyordu biliyorsunuz. Emin Bayram o sinyalleri veriyor. Abdülkerim Bardakçı dönem dönem iyi sinyaller veriyor oyun kurma noktasında. Çok o nosyonda değil Davinson Sanchez ama atletizmi yüksek. Yani genel özellikleri Victor Nelson'a benziyor. Hani mesela Deviri'ye ben karşı çıkıyordum. Neden karşı çıkıyordum? Deviri biraz daha yaşlı ve çok çabukluğu olmayan, çok üst seviye atletizmi olmayan bir oyuncuydu Deviri. Ama burada mesela Davinson Sanchez'in bu atletizmi var, bu çabukluğu var. Victor Nelson'un yaptıklarını defansif anlamda yapabiliyor. Fakat ofansif olarak hani girsin, bir araya net bir pas bıraksın, gol attırsın, duran toplarda girsin, gol atsın mesela. O nosyonda değil. Amerika, CD Amerika takımıyla başlıyor. Atletik Nacional'e gidiyor. Oradan Ajax'a ve 25 milyon euro bonservis bedeliyle de Tottenham'a transfer oluyor arkadaşlar. Tottenham'da da burada bütün istatistiklerini görüyorsunuz. 297 maç, 13 gol, 3 asist. Yani ofans anlamında. Şimdi futbolda artık günümüz futbolunda diyelim arkadaşlar. Hücum oyuncularından, savunma oyuncularından da belirli bir hücum kalitesi bekleniyor ya. O anlamıyla problemli bir oyuncu. Yani çok böyle ofansif anlamda beklentiyi yukarıya çekebileceğiniz bir oyuncu değil. Girsin kornerlerde gol atsın diyebileceğimiz bir oyuncu değil. Ama ve lakin bir kez daha söyleyelim. Atletizm olarak, savunma performansı, savunma pratikleri olarak Victor Nelson'a benziyor. Yani o ağırlığı, o hantallığı yok. Yani Abdülkerim biliyorsunuz biraz daha fundamental'lı oynayan, biraz daha oyun bilgisiyle oynayan bir isimken Victor Nelson sertlikle, tempoyla oynayan bir oyuncuydu. Burada baktığımızda da bu arkadaşta eski performanslarına da baktığımızda
Davis'ın, Sanchez'in yine bu anlamıyla Victor Nelson'a benzediğini söyleyebiliriz. 24 maç, gol asist yol, 1231 dakika sahada yer almış. Yani çok fazla oynayarak gelen bir oyuncu değil. Davinson, Sanchez, Nelson gidecek öyle gözüküyor. Onu 25'e okutup 8'e Davinson, Sanchez'i almak açıkçası bana mantıklı geldi. Ha, çok daha iyi bir stoper keşke alabilseydik. Benim yani burada söyleyeceğim bu. Tabii ki de gönül isterdi ki Victor Nelson kalsın ama ülke gerçekliği, Galatasaray gerçekliği 25'e gördüğün anda bu oyuncuyu satmanı gerektiriyor. Yapacak bir şey yok. Yani Victor Nelson mı, Sanchez mi? Tabii ki de Victor Nelson yani. Şu an Victor Nelson hem hücumda hem defansta bir tık üzerinde Sanchez'in ama yapacak bir şey yok. 25'e satıyorsan 8'e bu oyuncuyu sayıp kadroya katabilirsin. Evet, yani bu kadar sert bir yorum yapmam belki. Alttan inip eşeğe binmek demem. Öyle bir dünya değil. Yok, adam topluma gitmiş. Ha, son performansları iyi değil. Topluma tutunamamış. Ama sende tekrardan prime dönemlerine dönebilme ihtimali var. Erkan Ozi, Sanchez çok faydalı olur Galatasaray'a demiş. Yani Davinson Sanchez açıkçası yani satıyorsan alabileceğin kadroda düşünebileceğin stoperlerden biri. Evet. Son nokta, Eyüp abi, Musa abiyle anlaşamıyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Geçenlerde attı beni. Face açmak zorunda kaldım senin için demiş. Valla bilmiyorum ne yazdığını ama Musa çabuk alınan bir arkadaşımız. Bazen bana da kızıyor, kendisine şakalar yapıyorum. Kaan Ataman, bir yandan Davinson Sanchez gelirse sevineceğim ama Nelson'u satacağımız aklıma geliyor, kalbim sızlıyor demiş. Ülke gerçekliği arkadaşlar. Ülke gerçekliği. Saşa Boy'u da biz satabiliriz. Orada ikisi de gitmek istiyor. Eleme maçlarında oynamak için ikna edildiler. Orası ayrı ama ikisi de gitmek istiyor arkadaşlar. Bunu da yine belirtmiş olalım. Yalnız Nelson için düzeltiyorum, Sanchez için Mustafa Yaşar gibi faydalı olur diyen çok fazla da isim var. Onu da belirtmiş olalım. Emre Gönüllü, Luyendama bombası gibi olmaz inşallah demiş. Luyendama sakatlık geçirdi. Ağır bir sakatlık geçirdi milli takımda. Onun sonrasında da ipe un serdi. Yani doğru düzgün antrenman çalışma yapmadı. Emre, bunu da hep beraber gördük, gözlemledik. Ona tekrardan kontrat vermek de açıkçası büyük bir hataydı. Bunu da belirtmek durumundayım. Evet, 25 dakikayı geride bıraktık. 550 kişi izliyor. Facebook'la beraber 700'e yaklaşıyoruz. Lütfen yayına şöyle güzel, sağlam bir beğeni bırakalım. Evet. Şuradan dokunacağım. Çünkü önümdeki bilgisayar dolundu. Erkan Özü demiş ki, bu arada Lukaku'da belirsizlik sürüyor. Acaba Erden Timur'un gizli operasyonlarından mı? Yani Erden Timur Lukaku'yu alır mı? Lukaku'nun piyasası ne kadar düşer? Lukaku'nun şu an piyasası çok yüksek. Bunları bilemiyorum, kestiremiyorum. Ama şunu biliyorum. Erden Timur'un Ağustos 15 Eylül arası bir çilek transferi yapma planı var. Yani özel bir transfer yapmak gibi bir planı var arkadaşlar. Bunu da mesela Talişka mı olur, başka bir isim mi olur, göreceğiz yani. Açıkçası piyasanın düşmesini bekliyoruz. Akşam pazarını bekliyoruz tabiri caizse. Şuradan ekrana dokunarak mesajları paylaşalım. Önümdeki bilgisayar geldi. Lukaku ikinci forvet olacak adam değil demiş. Lukaku ya zaten ikinci forvet değil olay yani. Lukaku ve Icardi olacak. Onlar rekabet edecekler. Hangisi iyiyse sen onu oynatacaksın. Biraz meseleye böyle bakmak lazım. Icardi, Parades ve Angelino ikinci kampa yetişir mi? Bence yetişir. Çünkü Okan Buruk oynatmak istiyor ama Torreira'yı oynatmamak lazım. Torreira'yı oynatmamak lazım. İnşallah oynatmayız. Emre Gönüllü, Ndombele istiyorum abi demiş. Orada devreye bir takım girdi, şimdi hatırlayamadım. Biraz fiyat yükseltti ama birinci tercih şu an değerli arkadaşlar Parades.
paraliste olabilecek duruma geldi. Evet, Kamada'yı Erden Timur yalanladı ama benim güvendiğim, inandığım kişilerden aldığım bilgi Okan Hoca'nın Kamada'yı çok istediği, Kamada transferi için çok istekli olduğu yönündeydi. Adama Traore bizim için gelmedi arkadaşlar. Adama Traore niye gelsin ki Erden Timur Avusturya'dayken? Şimdi gördüm birkaç kişi Traore Galatasaray bayrağı önünde fotoğraf çekildi falan filan geliyor bilmem ne diyorlar. Bugün bir kez daha sordum. Arkadaşlar Erden Timur Avusturya'da. Transfer görüşmelerini Erden Timur yapıyor. Adama Traore Galatasaray'ın gündeminde olsa İstanbul'a mı gelir yoksa Avusturya'da veya işte Avrupa'da bir ülkede mi görüşürler? Akıl var, mantık var. Adama Traore'yi beklemeyin. Gürkan Akkoy'un Fenerbahçe Raşit Sağ ile anlaştığı haberleri doğru mu? İlk kez senden duyuyorum. Ben Raşit Sağ'ın Galatasaray'a böyle bir şey yapacağına inanmıyorum. Raşit Sağ Galatasaray forması giyecektir tekrardan. Musa Dembele ve Musa Yıldız nerede? Dembele olmasa da olur, Yıldız olanı gelsin demiş. Musa ile anlaşmamız sabah yayınları için. Cem Doğan basketbol takımının transferlerini yorumlar mısın? Açıkçası bugünkü transferi çok beğendim. İyi skorer bir oyuncuyu kadroya kattık. İki tane daha çok iyi oyuncu gelecek. Altı transferle sezona başlayacağız. Hayırlı olsun diyelim. Bütün transferler bitsin. Bir tane Galatasaray Nef özel yayını yapacağım arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Erkan Ozi, Musa şu an alemlerde. Evet, onun bir çaycısı var. Orada çayını kahvesini içiyor. Sonra diskoteye geçiyor arkadaşlar. Cıstak cıstak 12'ye kadar dans ediyor. Yunus 1905 Galatasaray Davinson Sanchez için Tottenham'a yaklaşık 9 milyon euro teklif etti. İngiliz ekibi oyuncunun ayrılmasına izin vermeye hazır demiş. Galatasaray da tabii burada ne yapacak? 25 milyon euroya da okutabiliyorsa Victor Nelson okutacak. Böyle bir takas olacakmış gibi gözüküyor. Joy Komutan abi Thiago Alcantara da net bir şekilde Parades'in alternatifi ama birinci opsiyon ana hedef Parades arkadaşlar. Parades olmazsa Alcantara'ya dönülür. Peki bugün böyle bir 28-29 dakikalık bir yayın olsun arkadaşlar. Hepinize teşekkürlerimi iletiyorum. Yarın sabah yine Davinson Sanchez'le ilgili özel bir yayın yaparız. Hayırlı olsun. Victor Nelson'u istiyorlardı zaten. Victor Nelson'u satan Galatasaray'ın da onun yerine bir stopere ihtiyacı vardı. 25'e Victor Nelson'u satıp 8 milyon euroya da Davinson Sanchez'i transfer etmek Galatasaray açısından mantıklı gibi duruyor. Tabii birebir aynı oyuncu değiller ama yokluğunu doldurabilecek kapasitede olduğunu da düşünüyorum. Yayınımızı izlediğiniz için hepinize teşekkürler arkadaşlar. Yarın sabah saat 12'deki Gazete Manşetleri programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.